15 Temmuz'da ne oldu? Aslında 15 Temmuz'da ne olduğunu anlamak için zamanda geriye, yaklaşık 1000 yıl öncesine gitmeye ihtiyacımız var. Öncesinde kısmi yerleşimler söz konusu olsa da Anadolu'nun kapıları Sultan Alparslan'ın 1071'deki Malazgirt zaferiyle Türklere açıldı. Artık İslam'ın kılıcı, Müslümanların ve mazlumların hamisi Türklerdi. Üzerine Haçlı seferleri yapılan, dört bir yandan saldırıya uğrayan Selçuklu Devleti, hüküm sürdüğü 268 yılın ardından tarih sahnesinden çekildi ama bayrağı Osmanlılar devraldı. Sadece Müslümanların değil, bu coğrafyadaki tüm mazlumların da umudu olan Osmanlı, adaletiyle uzun yıllar üç kıtaya hükmetti. Nice çetin savaşlara, Haçlı seferlerine, kurulan tuzaklara ve fitneyle örülen hilelere rağmen, ilahi kelimetullah aşkıyla 600 yıl cihana nizam verdi. Osmanlı zayıflayınca yeniden dirilen Haçlı ruhu, aç sırtlanlar gibi dört bir yandan çullandılar üzerimize. Çanakkale'deki şanlı direnişin karşısında eridiler ve boğazın serin sularına gömüldüler. Yedi düvele karşı geniş coğrafyada dokuz cephede birden verilen savaşın sonucunda mağlup olunca Çanakkale'den iki yıl sonra bize Sevr'i dayattılar. Anadolu'yu lime lime etmeye çalıştılar ama bir kez daha doğrulduk ve Sevr'i yırtıp attık. Büyük taarruzla zaferi kazandık ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ettik. İslam'ın son kalesi ayakta kalmış ve mazlumların umudu olmayı sürdürmüştü. Türk'ü zincire vuramadılar ama hedeflerinden de vazgeçmediler. Onlar için Türkiye kurudukça sulanan, büyüdükçe budanan bir konumda olmalıydı. Yeniden büyüyen, Osmanlı bakiyesine sahip çıkan bir Türkiye, onların vahşi sömürü düzeninin de sonu demekti. Türkiye ne zaman silkinse başına vurdular. İçerideki işbirlikçilerini devreye sokarak darbeler yaptılar. Başbakan asarak halka gözdağı verdiler. ...27 Mayıs 1960'ta... ...12 Mart 1971'de... Rejim niçin tehlikede olsun? Kendi kendimizden mi korkar hale geleceğiz? Çıkarın kafanızdan böyle şeyler. ...12 Eylül 1980'de yaptıkları darbelerle bu halkın geleceğinden onlarca yılı çaldılar. Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Türkiye'ye istikamet çizmek isteyen Batı medeniyeti içimizden devşirdiği adamlarını kullanarak amacına ulaşıyor ve hep onların çocukları başarıyordu. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Herhangi bir ülkenin lideri iyi bir adam olmayabilir, önemli olan bizim adamımız olmasıdır. Halkıyla bütünleşen, ülkeyi çağ atlatan kim varsa ya darbelerle indiriliyor ya da şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyordu. Uzun yıllar sonra devlete hakim olmaya başlayan milli damar 28 Şubat 1997'de tekrar budanıyor, iktidar el değiştirirken yapılan ekonomik vurgunlarla sömürü düzeni tekrar sağlanıyordu. Yöntemler ve araçlar değişse de bu topraklarda hakla batılın savaşı bin yıldır devam ediyor. İş başındaki yerli ve milli kadrolarla son 15 yıldır giderek güçlenen ve bölgesindeki sömürü politikalarına karşı çıkıp mazlumlara kanat geren Türkiye'ye bu süreçte çok sayıda tuzaklar kuruldu.
halkıyla bütünleşmiş, dirayetli bir siyasi liderlikle tüm bu sorunların üstesinden gelen Türkiye'ye karşı başarı elde edemeyen Haçlı zihniyeti bu kez 40 yıllık hain planlarını devreye sokarak 15 Temmuz 2016 gecesi tüm kozlarını sahaya sürdü. Bu bir darbe girişiminden ziyade işgal girişimiydi. Amaçlanansa siyasi iradeye ve halka korku salarak oluşturulan kaos ortamı ve iç karışıklıkta Türkiye'yi dış müdahaleye açık hale getirmekti. Siyasi irade ve devlet büyüklerimiz bu işgal hareketine karşı dimdik durdu. Kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ülkeyi artık şapkasını alıp girenler değil, milletiyle omuz omuza şehadete yürüme azmindeki kadrolar yönetiyordu. Biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. İşgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Liderimiz işareti verdiğinde Başkan Ali Özkan ve ilçe halkı belediye binası önünde 10 dakikada toplandı ve milli iradeyi haykırdı. Millet kendi iktidarına, kendine sahip çıkan, kendine hizmet eden insanlara sahip çıkacaktır. Onları çakalayacaktır. Haksızlık ölüm, hak yaşamaktır. Sürünüp yaşayan millet alacaktır. Darbeye hayır, darbeye hayır, darbeye hayır. Ey sevgili, uzatma dünyasını. O uzun ve karanlık gecedeki işgal hareketini emniyet teşkilatının insanüstü gayreti bu millet size müsaade etmeyecek. Darbe teşebbüsü ordumuzdaki milli unsurların kahramanca mücadelesi ilk andan itibaren reddedilmiştir. Yüce milletimizin de bizim arkamızda olduğunu biliyoruz. Bu eşkıyalığa büyük ülkeyi bırakmayacağız. Ve bu hayasızca akına karşı göğsünü siper eden halkımızın imanlı direnişiyle bastırdı. Kazanan bu kez milli kadrolardı. Bu tam bağımsız Türkiye'nin önünü açan, içimizdeki hainleri ise açığa çıkaran bir dönüm noktasıydı. Bu büyük zafere rağmen tedbiri elden bırakmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları terk etmedik. Okçular Tepesi bilinciyle
29 gün boyunca dosta düşmana gücümüzü gösterdik. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen bütün Karacabeyliler burada toplandı. Bir avuç bozguncuya bu meydanı boş bırakmadı. Yüreği yeten, çıkan varsa da buraya bekliyoruz. Allah! Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu millet inadına sahip çıkacaktır. Bir dur eğilme, bu millet sevilme. Bir Türk'ten daha müthiş bir silah icat edilmemiştir. Sizler bir tarih yazıyorsunuz. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Bu sefer bizim çocuklarımız kazandı. Müslüman Türk milletinin çocukları kazandı. Bu millet onların 40 yıllık yaptığı çalışmayı 2 saatte bitirdi. Sizler bu meydanda olduğunuz müddetçe hamdolsun bizi yönetenler de dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir işgal metoduydu değerli kardeşlerim. Bunu biliniz. Koymuşum Türkiye'nin yoluna. Tek sevdamız Türkiye, sevdamız Türkiye. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün